Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkesin aldığı bir hata var. Israrla sizi yönlendiriyorum. Hani hatanın çözümü olan videoya yönlendiriyorum ama yok, anlaşılmıyor. Onun için tekrardan video çekmek gerekti artık. Arkadaşlar bakın, Wolfteam kendi size izah etmiş zaten. Oyunun başlatımındaki kod hata 300.05 ile ilgili problem olan oyuncuların izlemesi gereken adımlar diyor. Bu hata Windows sertifika mağazasının süresinin geçmesi nedeniyle Windows'un ASAN chat kod imzalı sertifikasını doğrulayamaması sebebiyle ortaya çıkmaktadır diyor. Bu noktada ne diyor bize? Bu problem çözümü için Windows Update aracıyla güncelleştirmenin yapılması gerekmektedir. Bu güncellemenin ardından sistemi yeniden başlatığında problem çözülmüş olacaktır diyor. Ne yapacaksınız abi? Şuraya geleceksiniz. Bakın. Windows Update yazıyorsunuz abi. Şuradan Windows Update ayarlarına gidiyorsunuz. Bakın şurada güncelleştirme denetle diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Güncelleştirmeler denetleniyor arkadaşlar. Eğer güncelleştirme varsa güncelleştir diyorsunuz. Bilgisayar kendiliğinden yeniden başlatılacaktır zaten büyük ihtimalle %90. Başlamasa da güncelleştirdikten sonra siz bilgisayarı yeniden başlatacaksanız sorununuz çözülmüş olacak. Eğer ki bu olmazsa, bu adımdan sonra sorun devam ederse antivirüs yazılımının güncel olduğundan emin olun diyor. Buraya gideceksiniz, antivirüs yazacaksınız. Eğer gerek Windows'un kendi antivirüsü ise, başka antivirüsler de olabiliyor bazı durumlarda, onu güncelleyeceksiniz güncelleme varsa. Arkadaşlar güncelleştirmeleri yaptıktan sonrasında bu hatanın kalacağını düşünmüyorum ama hala yaşayanlar olursa da burada çeşitli linkler verilmiş sisteminize uygun güncellemeleri yapabilmeniz için. Birinci link bu arkadaşlar. Buradan indiriyorsunuz. Windows 7 mi kullanıyorsunuz? Ne kullanıyorsanız artık. Burada sisteminizin özellikleri yazıyor zaten. Bunlara dikkat ederekten şey yapın, indirin. Burada da aynı şekilde diğer 2007-2008 kullanıcıları için kod imza destek güncelleştirmesi var arkadaşlar. Biraz karışık gelebilir ama elinizi bir taşın altına sokun. Biraz araştırma yapın. Hani bu muhtemelen Windows'unuzu güncelleştirdiğinizde bu sorun çözülecektir ama eğer hali olmazsa bunlara bakarsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.